Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Müzzemmil suresi 1-14. Ayetler arasında değerlendireceğiz. Yüce Rabbimiz burada bize şöyle bildiriyor. Ya eyyuhel müzzemmil, ey örtüsüne bürünen peygamber, gumil leyle illa kalile, gece kalk ancak az bir kısmı müstesna. Nısfahu, gecenin yarısında, evin gusminhu galile, veya ondan biraz daha az. Evzid aleyhi, veya ona artır, bundan biraz daha fazla. Varattilil Kur'ane tertile, ve tertil ile Kur'an'ı oku. Değerli izleyenlerim, bu ilk nazil olan surelerden birisi. Allah-u Teala burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir nevi gece hayatını tanzim ediyor. Ve gece kıyamı dediğimiz geceyi ibadetle geçirmek, bununla alakalı bazı hükümleri bildiriyor. Müzzemmil, örtüsüne bürünen, elbisesine bürünen anlamında. Mesela Hazreti Ali radıyallahu anh toprağa uzanmış, böyle istirahat ederken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onu görüyor ve ayağıyla şöyle iltifat kerane hafiften dürtüp ya Ali, ya Ebu Turab, kalk diyor. Burada Ebu Turab, toprağın babası anlamında, ama bir lakap olarak Peygamberimiz tarafından Hazreti Ali'ye bir iltifat olarak söylenmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam elbisesine bürünmüş ve ibadet halini anlatan bir durum olabilir. Ya eyyuhel müzzemmil, veya bazı rivayetlerde geldiği üzere Cebrail Aleyhisselam'ı asli suretiyle ilk defa gördüğünde heyecanla evine dönüyor ve zemmeluni zemmeluni, beni örtün, beni örtün diyor ve onlar da örtüyorlar. Bu olaya atıfla ya eyyuhel müzzemmil denilmesi de söz konusu. Burada devamında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gece ibadeti nazara veriliyor. Gecenin bir kısmı müstesna, az bir kısmı müstesna, geceyi ibadetle geçir. Bundan bedel ne kadarı? Yarısında, gecenin yarısını ibadetle geçir veya ondan biraz daha az veya biraz daha fazla. Yani bu durumda en azından gecenin üçte birini ibadetle geçirmek Peygamber Efendimiz'e farz kılınmış diyebiliriz. Ve bu üçte ikiye kadar da çıkabilir. Tümüyle gecede uykusuz kalmak, bu da uygun değil. Ama geceyi tümüyle uykuyla geçirmek, bu da uygun değil. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu şekilde bir gece hayatı var. Ve gece hayatında Cenab-ı Hakk'a ibadetini takdim ediyor, münacatını arz ediyor ve bu manevi yönden onu çok daha ileriye doğru götüren bir durum oluyor. Peki gecede ne yapacak? Ve raddilil Kur'ane tertile, tertil ile Kur'an'ı okun. Malum Kur'an-ı Kerim'in bir tecvidle okunması var. Bu lafzıyla alakalı. Yani diyelim ya eyyuhel müzzemmil derken oradaki ya'nın eliften dolayı 4 elif miktarı uzatılması, bu tecvidle alakalı bir durum. Ama Kur'an'ı tertil ile okumak, manasına uygun, manası üzerinde düşünerek ağır ağır sindire sindire okumak, bu da Kur'an'ın manasını hazmetmekle alakalı bir durum. Dolayısıyla bizlere bakan yönüyle değerlendirdiğimizde elbette Kur'an-ı Kerim'i tecvidiyle düzgün bir şekilde okumaya çalışacağız. Lafzının hakkını vereceğiz. Ama manasının hakkını vermek için de Kur'an'ı tertil ile okuyacağız. Yani tane tane üzerinde düşünerek, kelime kelime anlamaya çalışarak o şekilde Kur'an-ı Kerim'e muhatap olacağız. İnne senulki aleyke gavlen thakile. Şüphesiz biz sana ağır bir söz ilka edeceğiz. Yani sana tevdi edilecek olan risalet yükü ağır bir yüktür. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir takım emirlerden, yasaklardan meydana geliyor. Ve bunlar gerçekten uygulama noktasında
insanın hassas olması gereken, ağırlığı olan ifadeler. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim ağır bir söz. Hatta maddeten ağırlığı bile doğrudan doğruya görülmüş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a mesela kışın vahiy geldiğinde şapır şapır terlediği görülüyor. Bir defasında sahabeden bir tanesiyle dizi temas halindeyken vahiy geliyor. O sahabe diyor ki vahyin ağırlığından adeta dizimin kırılacağını zannettim. Bir başka sefer Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam devenin üzerindeyken vahiy iniyor ve deve o ağırlığa dayanamıyor, deve yere çöküyor. Demek ki vahyin maddi olarak maddi alanda da bu şekilde ağırlığını gösteren tezahürleri var. Ama asıl ağırlığı onun çok kıymetli sözler manzumesi olması ve bunları yerine getirmek insanın nefsine ağır gelmesinden dolayı ağır bir söz olarak nitelendirilmiştir diyebiliriz. İnne naşiyetel leyl hiye eşeddu vat'an ve akvamu kıyle. Geceyi bu şekilde değerlendirmek, coşkulu bir ibadetle değerlendirmek daha insanda itminanı meydana getirir. Daha ziyadesiyle bir itminana vesile olur ve söz itibariyle de daha etkili, daha tesirlidir. Yani bir insan gecenin karanlığında kalkıp Kur'an okuduğunda, ibadetle, dua ile meşgul olduğunda kendini daha rahat verir. Tam bir konsantre hali yaşar ve manevi yönden daha odaklanmış olur ve bunun neticesinde gerçekten o insan çok daha güzel bir şekilde maneviyatta yol alır. Bu açıdan gece ibadeti her bir Müslümanın da hayatında olması gereken bir ibadet. Yani deliksiz bir uyku geçirmek bu uygun bir şey değil. Yani adamın birisi, bir Müslüman kardeşimiz diyelim gece 11'de yatıyor, sabah 6'da kalkıyor ve 7 saat deliksiz bir uyku geçiriyor. Böylesi uygun değil. Bunun yerine diyelim 10'da yatar ve gece bir miktar kalkar, en azından 2 rekat namaz kılar, dua eder, Kur'an-ı Kerim'den okur ve ardından tekrar yatar ve sabah namazına kalkar. Bu şekilde geceyi bölmek, gecenin bir kısmında ibadetle meşgul olmak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Ve kamil insanların da peygamber varisi olan, o yolun yolcusu olan kimselerin de çok güzel bir adetidir. Maneviyatta ilerlemiş olan, yol almış olan kimseler genelde gece ibadetleriyle çok daha fazlasıyla hedeflerine varmışlar ve menzili maksuda bu şekilde daha kolay ulaşabilmişler. Günümüzün hayat şartları içerisinde insanlar belki ekseriyet itibariyle evine yorgun argın geliyor. Televizyon hayatımızın bir parçası olmuş. Böyle olunca da o yorgunluğa bir de televizyonun yorgunluğu ilave ediliyor. Ve insanlar yattığı zaman kolay kolay gece yarısında veya seher vaktinde kolayca kalkamıyorlar. Halbuki insan hayatına bir çeki düzen verebilir ve televizyondan fedakarlık yaparak, başka şeylerden fedakarlık yaparak gece ibadete de vakit kalacak şekilde zamanını tanzim edebilir ve etmelidir. İnne leke finnehar sebhan tavile. Şüphesiz senin için gündüz vakti uzunca bir meşguliyet var. Tabi hitap burada Peygamber Efendimiz'e. Peygamberimizin gece hayatı, gece ibadeti ifade edildikten sonra bunun hikmeti de beyan ediliyor. Yani niçin gece ibadeti, niçin gecenin bir kısmında yarısı, yarısından az veya biraz daha fazla kalkman gerekiyor? Çünkü gece yapılan ibadet çok daha sükunet vericidir, çok daha etkilidir ve insan nefsi üzerinde çok daha müessirdir. Bunlar var. Bir de gündüze bakan yönü. Gündüz senin insanlarla yoğun bir münasebetin olacak. İnsanlarla içli dışlı olacaksın. Halkla iç içe olacaksın. Dolayısıyla gerek evin meşguliyetleri,
gerek dışarıda diğer insanlarla meşguliyet maneviyata odaklanmaktan, daha böyle tabir yerindeyse Allah ile beraberlikten uzak gibi durumlar. Böyle olunca sen gündüzü insanlarla, halkla geçir ama gece Hakk'a yönel ve bu şekilde istikametli bir şekilde devam et. Belki şunu söyleyebiliriz. Gündüz vakti insanlarla gerçekten Allah'ın razı olacağı şekilde münasebette bulunmak, bunun da yolu geceden geçiyor. Gece ibadetini yapabilen insanlar, yani Hak ile, Cenab-ı Hak ile bu şekilde münasebeti iyi olan kimseler, gündüzde halkla münasebetlerinde iyi olurlar. Ticaretle meşgullerse ticaretlerinde hakkaniyeti gözetirler. Hileli alışveriş yapmazlar. Hak yemezler. Ve gerçekten toplumda bunlar denge unsuru olan kimseler olur. Vezkür isme rabbik, Rabbinin ismini an, zikret. Ve tebettel ileyhi tebtile, ve bütün benliğinle ona yönel. Yani Rabbinin ismini an, Rabbinin ismini zikret ve bütün benliğinle, her şeyinle ona yönel. Rabbul meşriku vel marib, la ilahe illahu, ki senin Rabbin doğunun Rabbidir, batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Fettahidhu vekile, ve onu vekil edin. Yani ona tevekkül et, ona dayan. Doğunun Rabbi, batının Rabbi derken, güneş her gün doğuyor, batıyor. Güneşin her gün bu doğması, batması ilahi terbiye iledir. Güneş kendiliğinden, kendi keyfine göre doğmaz ve batmaz. Ve güneşin bu şekilde doğmasında ve batmasında ilahi rububiyet kendini gösterir. Allah'ın terbiyesine göre güneş doğar ve batar. Devamlı gece olsaydı insanlar ne yapacaktı? Devamlı gündüz olsaydı insanlar yine rahatsız olurlardı. Geceye de ihtiyaç var, gündüze de ihtiyaç var. Sistemin bu şekilde kurulması ilahi terbiyenin bir neticesi. Vasbir alâ mâ yegûlûn, ve onların dediklerine de sabret. Yani sen sadece Allah'a tevekkül et, Allah'ı vekil olarak kabul et. Gece ibadetinde tamamen Allah'a yönel, ama gündüz insanlarla meşgulken onlardan uygunsuz bir takım haller, tavırlar göreceksin. Onlardan bir takım uygunsuz sözler duyacaksın. Onlara karşı da sabret. Gerçekten insanlarla beraber olmak sabrı gerektiren bir durum. Çünkü her insan ayrı bir alem ve özellikle Peygamberimize bakan yönüyle düşündüğümüzde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke müşriklerine muhatap oluyor. Bunlar putperest insanlar. Bunların değer ölçüleri İslami değer ölçülerinden çok çok farklı. Dolayısıyla Hazreti Peygamber onlara muhatap olduğunda uygunsuz hal ve hareketlerde bulunabiliyorlar ve uygunsuz sözler söyleyebiliyorlar. Söz gelimi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hakkında sihirbaz diyorlar veya kahin diyorlar veya mecnun diyorlar, demediklerini bırakmıyorlar. Bütün bunlara mukabil Allah-u Teala Peygamberimize sabrı tavsiye ediyor. Öte yandan bir kısım insanlar var, tamamen çöl arabı, tamamen bedevi bir hayat yaşamış. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a muhatap olurken bakıyorsunuz ki mesela bir grup peygamberimizin evinin yanına geliyor ve sesleniyor. Ya Muhammed, çık, seninle konuşmak istiyoruz. En seçkin insana, en büyük insana bu şekilde ismiyle hitap edilmez. Allah-u Teala bile peygamberimize doğrudan Ya Muhammed diye hitap etmemiş. Ey peygamber, ey nebi, böyle hitap etmiş. Ama bir kısım böyle nezaketten nasibe az olan kimseler başka türlü söyleyebiliyorlar. Bütün bunlara mukabil peygamberin sabretmesi gerekir. İşte vasbir alâ mâ yegûlûn, onların dediklerine sabret. Onların senin davanla alakalı söylediklerine sabret. Yaptıklarına sabret. Çünkü sabırla neticeye varılacaktır. Ve sabırla bu din
daha ileriye götürülecektir. Tabi burada Peygamberimizin şahsında ümmete de benzeri bir ders verilmektedir. Hak yolunda olan insanlar, insanlardan zaman zaman uygunsuz sözlere muhatap olabilirler. Sabırla geçiştirmeleri gerekir. Vehcurhum hecran cemile ve güzel bir şekilde onları terk et. Yani bütün bağları kopararak bir daha bir araya gelemeyecek şekilde terk etmek değil, nazik bir şekilde hecri cemil, güzel bir terk ile onları terk et. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde şöyle buyuruyor: Ahbib habibeke hevnemme asa en yekune bagideke yevmemme. Yani sevdiğin zatı belli bir ölçüde sev, günün birinde buğz ettiğin bir kimse olabilir. Benzeri bir şekilde buğz ettiğin bir kimseye de belli bir ölçüyle buğz et, günün birinde sevdiğin bir insan haline gelebilir. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam küfrün önde gelenlerine ve diğer onlara tabi olanlara muhatap olduğunda onları işte terk etmesini gerektiren durumlarla karşılaşıyor. Ama terk ederken bile güzel bir şekilde onları terk et. Bağları tümüyle koparma, çünkü günün birinde onlar İslam'a gelebilecektir. Nitekim böyle olmuştur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara hecri cemil ile muamele etmiş, o şekilde bir terk içinde olmuş. Günün birinde tekrar onları İslam'a davet ettiğinde toptan İslam'a gelecek şekilde bir yakınlık duyabilmişlerdir. Yoksa bütün bağları koparacak şekilde terk etmiş olsaydı o insanlar Mekke fethedildiğinde toptan İslam'a girmezlerdi. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّب۪ينَ اُلِنْ نَعْمَ Beni o nimet sahibi, yani refah içinde yüzen kimselerle baş başa bırak. Onları bana bırak. وَمَهِّلْهُمْ galile ve onlara biraz süre tanı. Burada ulin name diye ifade edilenler refah içinde olan, bolluk içinde olan kimseler. Onları bana bırak ve onlara bir miktar süre tanı. İnne ledeyne enkalen ve cahime. Çünkü bizim nezdimizde bu kağılar var. Yani onların boyunlarına geçirilecek. Nasıl ki köpeklerin boynuna bir tasma geçiriliyor. Onun gibi Allah'ı yalanlayan kimselere de diğer alemde benzeri tasmalar geçirilecek. Bu kağılar onların boyunlarına takılacak. Ve cahime ve şiddetli, kuvvetli bir ateş var. Cehennem ateşi. Ve ta'amen zâhussa ve insanın yutkunarak ancak yutabileceği, zorlanarak yutabileceği bir ta'am var. Bu darı şeklinde Kur'an-ı Kerim'de başka yerde geçer. Mesela dikenli bir takım şeyler. İnsan böyle dikenli bir şeyi yutmaya kalktığında elbette rahatlıkla yutamayacaktır. İşte cehennem ehlinin diğer alemde yiyeceği şeyler onlara ızdırap olacak, onlara işkence olacak şeyler. Ve azaben elime ve elim bir azap var. Yani bizim nezdimizde hem onların boyunlarına geçecek tasmalar var, hem cehennem ateşi var, hem yutkunarak ancak zorlukla yiyebilecekleri bir taam var ve bir de elim bir azap var. Bunlar tabii önce maddi birer ceza olarak hatıra geliyor, ama ancak müfessirler manevi yönüne de dikkat çekmişler. Yani bir insan şu dünya hayatında artık kötülüklerden vazgeçmez hale bir gelmişse, adeta birer boyunduruk gibi bunlar onun bir parçası oluyor. Kötü alışkanlıklar insanın ikinci bir tabiatıdır ve o ikinci tabiat artık bukağı gibi, doğrudan bir boyunduruk gibi ona asılı vaziyettedir. Ondan kurtulamamaktadır. Ve bundan kurtulamamanın da bedeli içten içe bir kaynama, içten içe bir yanmadır. Ve öte yandan bu yenilir yutulur bir şey değil. İnsan tabiatına aykırı, ama mecburen artık öyle bir hayatı seçmiş ve bundan kurtulamamaktan dolayı da elim bir azap söz konusu.
يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ O gün, kıyamet günü geldiğinde arz ve dağlar, yer ve dağlar şiddetle sarsılır. وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَه۪يلًا Ve o dağlar kum yığını haline alır. Hani bir deprem oluyor, depremde yeryüzü şiddetle sarsıldığında o büyük büyük binalar kum yığını haline alıyor. Kıyamet geldiğinde de işte o Ağrı Dağı gibi, Everest Tepesi gibi, Himalaya gibi dağlar, bunlar da birer kum yığını haline alacak ve her tarafa dağılıp yeryüzü tamamen düzlenecek. Cenab-ı Hak istikametli bir hayatı yaşamayı hepimize nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.